Bursa'nın öğrenci kenti Görükle'deyiz. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Üniversite kayıtları da bir yandan devam ediyor. Öğrenci ve aileler kira fiyatlarını araştırıyor, yurt ücretlerini araştırıyor. Biz de burada Görükle'de yurt ücretlerini ve kira fiyatlarını sorduk. Cevapları hep birlikte izliyoruz. Ben Manisa'da kalıyorum ve şu anda ikinci seneme giriyorum. Kendi Bursa'dan arkadaşlarım Manisa'ya geliyorlar. Manisa bildiğiniz üzere çok gelişmiş bir şehir değil. Tam tersine daha gelişmekte olan ve İzmir'in geliştiği için gelişmemeye devam eden bir şehir. Köy gibi yerlerde şöyle şu binalar gibi evler en az 3500 liradan başlıyorlar ve bu evler 1+1 ve boş evler. Şu anda arkadaşlarım ne yapacağını bilmiyor, nasıl ev bulacaklarını bilmiyor, her yerde arıyorlar. Yurt fiyatları olmuş 800 lira. Şimdi biz nasıl okuyacağız çok merak ediyorum bu arada, bu ev fiyatları olduğu sürece. Ve çıkmak lüks oldu, yurtta kalmak lüks oldu. Yani nasıl olacak bilmiyorum ve bu insanlar bu şekilde bu kafayla devam ettiği sürece hiçbir arkadaşım benim okuyamayacak. Hadi biz okuyoruz ama diğerlerin ne olacak? Diğer insanların evlatları ne olacak? Ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyorum. Burada ailemle yaşıyorum, evet. Eğitim öğretim dönemi açıldı mı? Oraya gideceksin. Evet, oraya gideceğim. Buradaki fiyatlar hakkında bir bilgin var mı? Yani senin gibi dışarıdan gelip burada üniversite okuyan öğrenciler aynı sıkıntıları çekiyorlar mı? Görüşürüz. Çekiyorlar. Aynı şekilde çekiyorlar. Burada şu tarz evlerde zaten kalan arkadaşlarım yok ama ileride böyle site tarzı evler şu anda kuruluyor ve yine onların da fiyatları 3000 liradan 5000 liradan başlıyor. Burada da ev bulmak artık mümkün değil. Kesinlikle bulamazlar. 3000 liranın aşağısında yok. Bir öğrenci olarak artık özellikle Bursa'da yaşıyorsanız, yani evde kalıyorsanız 10.000 liraya ihtiyacınız oluyor. Bir sene içerisinde aylık olarak 10.000 liraya ihtiyacınız oluyor. Onun altında çok zor. Geçinemezler yani. Yani şu an çok yüksek. Geçen sene oranla bir %100 oranla bir artış var. Geçen sene kaldığım fiyata şu an kalamıyorum mesela. 1500 liraya kalıyordum. Şu an ev sahibi 3500 lira istiyor. Hı hı. Mecburen çıkacağım herhalde ya da bir ev arkadaşı bulacağım, beraber çıkacağım. Şehir dışından mı geliyorsun? Şehir dışındayım. Elazığ'dan geliyorum. Memleket Elazığ. Zor oluyor mu şehir dışında gelip buradan? Tabi zor oluyor çünkü ailen orada. Oradan sana destek yolluyorlar falan. Onların da belli bir bütçesi var. Karşılayamıyorlar. Şehir dışında daha zor. Burada olsalardı mesela yanlarında kalma seçeneğim vardı. Öyle bir seçeneğim de yok. Aylık gideriniz ne kadar tahammül ediyor? Yani şu an bir 3-4 bini buldum. Tabi biraz senin kendi şeyimize bağlı, harcamalarımıza bağlı. Kira haricinde 3000 lira var. 3000 lira yani o kadar. Zaten kiranız 3000 lira var. Oldu. Olacak. Kiramız 3000 olacak işte. Onun dışında harcamalarınız? 2,5-3000 lira civarında. Şu an evde kalıyorum ama genel olarak KYK yurtunda kalıyorum okul vaktimde. Üniversiteler açıldığı zaman. Bu zamların yapılması ve ekstra odaların kişi sayısının artırılmasından şikayetçiyim. İstemiyorum. Zaten çok fazla kişi kalıyoruz. O yüzden dolayı yetkililere de seslenmek istiyorum. Biz öğrenci olarak mağdur oluyoruz. Küçücük odalarda şu anda 4 kişiden 6 kişiye çıkarma gibi mevzu söz konusu. Yurdumun ismini vermek istemiyorum. Ama bu durumdan hiç memnun değilim. 6 kişilik odaya ne kadar ödüyorsun? Şu anda 400 liradan, yani fiyat takribi olarak 400 liradan 700 liraya çıktı. Çalışmayınca olmuyor. Ekstra bir işimiz olmayınca zor durumda kalıyoruz. Ailemizi yetiştiremiyoruz, masraflarımızı. Burada mı yaşıyor ailem? Dışarıdan mı geliyorsun? Dışarıdan geliyorum. Ben Van'dayım. O yüzden dolayı burada yurtta kalmak zorunda kalıyorum. Zaten ilk başta evde bulamamıştım. Bayağı sıkıntı çektim o zamanlar. Evlerin fiyatları çok pahalı olduğu için ev bulamıyoruz. Ev bulduğumuzda da ödemekte zorlanıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız bayağı, onlara da bayağı fiyat artışı geldi. Bu yüzden dolayı zorlanıyoruz. Ben kendim part-time olarak bulabildiğim işlerde çalışıyorum. Bu yüzden dolayı ekstra derslerimize de vakit ayıramıyoruz. Yani maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz öğrenci olarak. Ben Uludağ'da bilgisayar mühendisliği okuyorum. Tanıdığım bir iki arkadaşım bir iki sene önce maddi yetersizliklerden dolayı okulu bırakıp kesin işe girdiler. Yani o da garsonluk gibi işlerde çalışmaya başladılar artık. Yani okulu kesinlikle bıraktılar. Kayıtlarını dondurdular veya sildiler, artık onları tam bilemiyorum. Okula devam etmiyorlar. Yani böyle arkadaşlarım da var maalesef. Size hazırlanıyorum şu 11. sınıfımda. Ama şu an ne yapacağım bilmiyorum artık. Yani işte düşünmek istemiyorum, öyle söyleyeyim. Aile evinde kalacağım galiba. Çünkü cidden kiraya çıkamayacak gibiyim şu an. Durumlarımız yetmeyebilir ama artık bakacağım bakalım yani. Bursa dışında bir yer yazmayı düşünmüyorsun o zaman. Yani aslında Eskişehir'e var benim akrabalarım. Belki orada kalırım. Ama kiracıdan çıkmak hiç düşünmüyorum yani. Yurt fiyatları da biraz arttığı için galiba öyle olmuş. Öyle bir haberler okumuştum. Ama yani ya aile evinde kalacağım ya akraba evinde kalacağım. Öyle olacak yani. Aynen, çünkü durum yani zor. Karşılamaya maddi yükü yok. Yetmez, evet yetmez yani. Yeğenimizi yazdırdık Başak Üniversitesi'ne. O da %100 bursla yurt arıyorlar.
90 bin liradan kapı açıyorlar. Kızımı Bilgi Üniversitesi'ne yazdırayım dedim. 50 bin lira para. Bir yurttan da karşıladı 27 bin lira. Şimdi bunu herkesin karşılayacak bir durumu yok. Şu anda çünkü herkes hazırı tüketmeye başladı. Aldığı, kazandığının maaşından öte kenaraya biriktirmiş olduğu eskiden o paraları harcamaya başladı. Dışarıda okuduğu olan insan işte çok zor. Çünkü 1+1 İstanbul gibi yerde en berbat, en ücra köşede 12 bin lira kira istiyorlar. 10 bin mi 12 bin. Bursa'da okul o kadar fazla değil. Onu ben söyleyebilirim. Sadece bu İstanbul. Bakın sadece İstanbul'a has bir durum. İzmir'de de böyle değil. İstanbul'da da ben... Bursa'da da öğrenciler benzer şeyler var. Ama çok fazla değil. Bakın benim karşımda 1+1'i verdiler. Karşıda 3,5 liraya verdiler. Hemen şurada... Ama 12 bin lira. Bak İstanbul 12 bin lira. Bak, bakın ben. Tabii ki çok. Adam şimdi çocuğu gönderdi. Eğer tek maaşlıysa nasıl kokusacak bunu? Aslında buraya eve çıkıyorum. Eve çıkacaksın. Aynen şu an babam da o yüzden geldi zaten buraya. İzmir'deyiz. Kira fiyatları ne durumda? Kira fiyatları vallahi biz zamlar tam gelmeden yeni tuttuk. Hı hı. O yüzden iyi ama yani şu an aynı binada bir ev gördük. 2+1 eşyalı bir ev 5500. Ben tek kalıyorum şimdilik. Çünkü dediğim gibi zamların öncesinden tutabildik, sıkıntı olmadı. Önceden 1850 idi. Haziran başı veya sonunu. Tabii 2 ay. Aynen 2-3 ay. Üniversiteyi bir dönem yurtta okudum. Yurtta kaldım. Yurtta okumadım. Öyle. Nasıl mutlu şu an? Tamam özür dilerim. Kaçtı. Bunu harca seviyorum dur. Gel aşkım gel tamam özür dilerim. Sıcakta durma gel. Hadi gel.